Türkiye-Rusya gerginliğinden bahsedemeyiz. Yani Rusya'nın Türkiye'yi germek için yani elinden geleni yap. Evet, yani, onu söylemek yani Türkiye'de istedim. Gerçekten bu kriz sonrasında son derece yani ağırbaşlı yani makul ifadelerle tepkiler verildi. Yani ortamı daha da gelecek tarzda açıklamalar yapılmadı. Ama Rusya'nın bu işi tırmandırıp gerilimi daha da artırıp açıkçası hani bölgede silahlandırmayı artırmaya çalıştığını biliyoruz. Yani İran'a işte S-300'ler veriliyor. Hemen saldırı ve uçağın düşürülmesinin hemen ardından Suriye'ye S-400'ler taşındı. Muhtemelen bölgedeki silah sevkiyatını yani bu şeyi örtüp yani Türkiye ile o ilişkileri bir kenara atıp bölgeyi silahlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Açıkçası Rusya'nın bu tarz yaptırımlar getirmesi kendi aleyhlerine. Yani Rusya aslında kendi kendini çevreliyor. Bir domatese Türk parasıyla 6 lira veriyorlar biliyorsunuz. Yani tek domatesi şu anda 6 liraya yiyorlar. Türkiye'ye getirdikleri kısıtlamalardan sonra. İnşaat alanında da yine orada gerçekten çok geniş faaliyetler içerisinde bulunan Türk firmaları var. Keza turizm. Yani Rusların Antalya sevdası, Türkiye sevdası ortadayken aslında bu Rusya'nın aldığı önlemler en çok kimi vuracak? Biraz onu da tartışmak lazım. Şimdi şuna bakmak lazım. Biz Rusya ile toplam ticarette eksi veren bir ülkeyiz. Yani bunu görmek gerekiyor. İlk 9 ayda da yaklaşık 13,5 milyar dolarlık bir evet, eksi. Yani biz onlardan yani bunu görmek gerekiyor. İlk 9 ayda da yaklaşık 13,5 milyar dolarlık bir evet, eksi. Yani biz onlardan doğalgaz ve petrol alıyoruz. Dolayısıyla burada güçlü olan taraf aslında Türkiye. Yani böyle bir eğer bir gerilim stratejisi öngörülüyorsa belki 1-2 sene doğalgaz sorunu konusunda sıkıntı yaşarız ama toplamda bakıldığında bu ilişkiyi germenin ve ekonominin bu tarz bir noktaya götürülmesinin Rusya'ya çok da olumlu dönmeyeceğini biliyoruz. Avrupa ile yaşadığı krizlerden sonra onlarla da bazı yaptırımları var. Uzun vadede Rusya bundan çok da olumsuz etkilenecek. Petrol yani, fiyatları tabii, ortada. Tabii. 36 dolar daha da düşecek. Evet. 2016'da 20 dolarlardan bahsediliyor ki Rusya ekonomisini genelde 50 dolara göre ayarlamıştı. Evet. Hani. Evet. Yani Türkiye elbette ki bundan olumsuz etkilenebilir. Ama Rusya'nın olumsuz etkilenmesiyle karşılaştırdığında Türkiye'nin daha olumlu bir noktada olduğunu görüyoruz. Ama her halükarda ne Türkiye'ye ne de Rusya'ya yarayan bir durum. Yani açıkçası imajla alakalı bir şey. Yani Rusya'nın imajı burada önemli ölçüde olumsuz etkilendi. Ama bunu bu şekilde devam ettirmek çok da Rusya'nın menfaatine değil. Geçen bir Alman gazetesinde Rusya işte birinci dünya silahlarına sahip olan bir üçüncü dünya ülkesi olarak devam etme konusunda kararlı şeklinde. Ki o yorumlar da gittikçe artıyor. Evet yani Rusya'ya karşı aslında ciddi bir uluslararası tepki de var. O biraz Putin'in kişiliğinden de kaynaklanıyor. Şimdi ben şunun hep altını çiziyorum. Aslında o uçak krizinin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanı o kadar güzel açıklamalar yaptı ki olaya sağduyulu yaklaştı, yapıcı yaklaştı. Keza Sayın Başbakan da öyle. Yani Türkiye büyük bir ülkeye yakışır vaziyette olaya yaklaşmasına rağmen dediğimiz gibi biraz Putin'in de kişiliğinden kaynaklanan Rusya ortalığı biraz belveleye verdi. Evet, tırmandırmayı devam etmek istiyor. Yani bölgenin silahlanmasını, bölgedeki güç boşluğunun devam etmesini, hatta askeri operasyonların devam etmesini istiyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Çünkü Rusya'nın en büyük aseti, elindeki en büyük silahı işte ordusu ve silahları ve silah da satmak istiyor. Ki onların yani, da ne kadar modern olduğu tartışılır. Az önce siz de dile getirdiniz. Ya yani. Tabii en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi. Yani diğer alanlara bakıldığında en azından dünya piyasası aslında satabileceği önemli unsurlardan bir tanesi. Bütün biraz da iç politikaya mı oynuyor? Yani o yaşanan ekonomik sıkıntıları halkın gözünden kaçırmak için. Acaba biraz da bu kriz ipine mi sarılıyor? Ya kriz ipine elbette sarılıyor ama şunu da görmek lazım. Yani Putin'in kendi toplumu içerisinde ciddi bir popülaritesi var. Ama muhalefeti sesini gittikçe yükseltiyor. Devlet içerisinde... Evet yani halk nezdinde bir popülaritesi var ama
devlet nezdinde bunu sorgulamaya başlayanlar olduğunu biliyoruz. Yani en azından Rusya'nın kendi içerisindeki elitlerde gittikçe daha eleştirel bir noktaya gidiliyor. Özellikle Putin'in yeni yıl hediyesinden sonra kendi sözlerinden oluşan bir kitap bastırmış. Evet, evet, evet. Yani bu açıkçası Rusları gerçekten memnun etmiyor. Yani krizle beslenen bir ülke konumuna gelmiş durumda. Bu Rusların istediği de bir şey değil. Aslında Putin'in de çok fazla işine yarayacak bir şey değil ama bunu da görmemiz gerekiyor. Yani Rus devlet geleneğinde bu tarz krizlerle devam etmek tarihsel olarak onlara uygun bir yaklaşım tarzı. Bunu da görmemiz gerekiyor. Yani Rusya hiçbir zaman batıdaki diğer ülkeler gibi ekonomik eksenli, ekonomik büyümeye bakarak devam eden temel referans noktası olarak bunu alan bir ülke olmamıştır. Evet. Yani güçlü ordusuyla, güçlü devlet görüntüsüyle devam eden bir ülkedir. Meşruiyetini de biraz oradan alır. Bu meşruiyete zarar veren bir şey ortaya çıktı. Ve krizlerin devam etmesi Rusya'nın da kendi avantajlı olduğu sert gücünü gösterme açısından bir imkan sağlıyor. Dolayısıyla Rusya bu sert gücünü her ortamda göstererek biraz imajını tazeliyor. Yani ekonomisindeki, elbette ekonomisinin düzelmesi etkileyebilir ama Rusya'daki devlet meşruiyeti birazcık da bu sert gücü göstermekle alakalı.